Evet arkadaşlar, bugün YouTube videomuz için Atatürk Mahallesi'ne çıktık. Buradan şimdi yılbaşındaki hava fişekleri izleyeceğiz. Bakalım. Burası bayağı yüksek bir mekan. Şöyle yukarısı Atatürk Mahallesi doğru gidiyor. Yukarısı Atatürk Mahallesi'ne doğru. Homeros Vadisi. Burası da Bornova merkez ve çevresi. Şimdi havai fişekleri buradan izleyeceğiz değerli arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak? İzleyelim bakalım. Gerçi biraz daha yükseğe çıksak sanki daha güzel olacak. Yukarı doğru. Yukarıda oraya polisler park etti. Polisler bir yılbaşını izleyecek galiba orada. Kurdular oraya mekanı. Havai fişekleri izleyecekler galiba. Işıkları geliyor, bak arabalardan yansıyor kırmızı mavi. Bakalım şimdi buradan izleyeceğiz arkadaşlar havai fişekleri. Çok az kaldı. Yılbaşı 2020, vay arkadaş. Ulan erken çıkmışız, daha 10 dakika var. Harbiden boş boş bekliyoruz. Bu meşhur yolu bilmeyen yoktur herhalde, Atatürk Mahallesi. 10 dakikaya başlıyor. Tabi bu ekonomik krizde kim havai fişek alıp açacak, o da bir muamma. Bakacağız. Pınarbaşı erken girdi. Ona başladı. Yalnız çok yakında patlıyor bu. Harbi diyorum, çok yakında patlıyor bu. ...2020 geldi aşağıda. Kız yurdunda da coşuyorlar. Hani lan bu kadar mı? Daha havai fişek yok mu? Devam. Aşağıdan birileri sayıyor, bağırıyor. Başladı. Hadi. Pınar başında patlıyor ileride, çok uzakta. Şurada. Orası çok uzak. Pınarbaşı mı? Işıkkent mi? Neresi orası ya? Naldoken mi? Hadi. Bekliyoruz daha kanka. Millette para yok, havai fişek atamıyor. Ha, şu an Atatürk Mahallesi'nde başladı atılmaya. Tam tersimizde. Şu an aynen Pınarbaşı'na devam ediyor. Oha, askeriyeden de atılıyor. Topçutugay'dan da atıyorlar. Topçutugay da başladı atmaya. Pınarbaşı'da atıyor. Yalnız çok uzaktan atıyorlar ya. Her yer yalnız havai fişekler de çok uzak mekanlarda patlıyor. Şu an ben buradan görüyorum da kameradan çıkmayabilir. Çok uzaklardan patlıyor. Ama beklentimin altında kaldı. Daha gösterişli hayal ederdim İzmir'i. Tabii mekanımız ters.
LK3'ten ne atıyorlar? Tam karşımızda solda. Ama beklentimizin altında kaldı. Evet arkadaşlar, burası da Amsterdam'daki yılbaşı kutlamaları. Annem Amsterdam'da çalışıyor, Hollanda'da. Ben de dedim var mı sizin orada havai fişek atan falan, video çektirin. Bana yolla dedim, ben dedim YouTube'da paylaşırım dedim. İyi tamam dedi. Bu da Amsterdam'da Hollanda'da yaptıkları yılbaşından görüntüler. Adamlar neler neler yapıyor kardeşim, baksana ya. Harbiden annem de korkmuş, gece gece onun kapısının önünde de atıyorlarmış havai fişekleri. Amsterdam'da çok fena kutlamalar oluyormuş böyle yılbaşı gibi günlerde. Sırf gençler, 18-20 yaşındaki gençler sırf havai fişeklere 1000 euro harcıyormuş. 1000 euro. Sırf 1000 euroyu havai fişeklerine veriyorlarmış böyle geceler için. Annem de bana anlattı durumu. Baktım videoları izledim. Gerçekten dedim, biz de İzmir'de dedim, ekonomi kriz var. 3-5 havai fişek zor gördük. Ama Amsterdam'da adamlar var ya, nasıl paraya acımıyor. Pat 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 havai fişekleri atıyor. Videoları izleyince ben de şok oldum. Baksanıza kanka, kadının evinin önünde, bak bak, evinin önünde bile, kapısının önünde bile patlatıyorlar neler neler. Amsterdam'da gençler sokaklarda. Durmuyorlar evde. Dediğim gibi arkadaşlar, ben de Amsterdam'a gitmeyi düşünüyorum ileriki zamanlarda, çalışmaya, ama belli değil durum, olabilir. Şimdi videoyu izleyin, iyi seyirler.